Kolay gelsin abi. Sağ ol, hoş geldin ablam. Buyurun hayırlı bakalım. Olsun. Buyurun, sağ olun, buyurun. Alışverişe geldik. Allah razı olsun. Oharı pazardan girdik. Evet. Aşağı pazardan indik. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah aradığımız vallahi dükkan sizin, benim değil. Bakın şöyle beğenin. Ondan sonra bir beğenirseniz size bir ürün veririz inşallah. İnşallah, inşallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Olay hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım, sultanlarım. Aleyküm i̇nşallah canım. İyisinizdir. Bizi sorarsanız Sunay'la bugün beraber şöyle dedik. Dur giyime geldik. Dur giyim. Evet. Alışveriş yapalım. Buyurun ama hocam. Ama isminiz de tuttu bu arada. Ha, vallahi tuttu. Evet. Dur giyim değil mi burası? Daha yok ama şey oldu. Soy isim tuttu sadece. İnşallah bir bağlantı kuracağız çünkü. İnşallah, inşallah. Bu elimiz boş çıkmayacağız. İnşallah. Güzel elbiseler de var. Renkli renkli şöyle. Mesela modellerimiz bakın. Şöyle. Ha. Baksın abla. İnşallah ben de üstüme göre bir şeyler bulurum bugün burada. Ben bulurum inşallah. Sunay'la bugün böyle alışverişe çıktık. Hayvanlarımızın önünü falan doldurdum. Nasıl böyle? Şuraya. Gidiyor, gidiyor. Pantolon alacağım lan. Odalarımızı görsünmüşler. Ne diyorsun? Şöyle ben taşlı maçlı bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yağlı kev lazım. Böyle sade olsun. Hadi öğretmenim. Sadece düğünde değil, başka yere giderken de giyebileyim. Üzerime bana yakışsın. Evet, sana şimdi mesela şöyle şu şekilde ürünlerden verebiliriz abla. Melek abayı değil mi? Evet. Melek abla şu şekilde yeşil. Sana avukulara yakışır. Yakışır. Güzel durur. Ama istiyorsan dene. Ya da bedenini sen bana büyük bedenini bul. Ben denemeye gerek yok. Tamam, ben bedenimi bul ince. Şu şekilde bak mesela turuncuyu çok seviyorsun. Evet. Üstümdeki gömleği. Evet. Bu da çok bunun güzel. Rengi başka. Bunu evet. Daha başka değil mi? Sonra evet, daha koyu. Daha başka. Evet. Evet. Sen şöyle bir göz at. Biz Sunay ablaya bir elbise bakalım. Olur mu? Olur. Sunay abla gel bakalım. Ben bir arayayım. Siz bakın elbiseler. Bakalım. Sunay'a her yerde oluyor elbise. Sunay abla şöyle ilk gördüğüm Sunay'a hepsi şöyle oluyor. Şöyle bir şey vereyim mi sana? Şöyle bir bakayım desenlerine. Bir bak. Evet, desenlerine bak. Bak mesela evet. Maviyi çıkar oradan. Arkadaşlar. Maviyi çıkar. Sunay evet. Elbiseyi bulacak. Senin ben boş çıkacağım ama beyziye burada. Allah izin vallahi abi sana. Bile ona odaklandı. Bakın gel Sunay abla sana elbise vereyim dedi. Bana demedi öyle. Sen bak dedi. Yok, ben bakayım bakayım ben mi? Hepsi aynı. Bundan kalmadı. Mesela gömle. Şu kırmızıdan var. Şundan var bak. Bunu bol kesin. Bırak hanım sen bak ben devam edeyim. Bunlar da son birer tane kaldı. Ablam bu nasıl? Güzel. Çok şöyle güzel. Mesela. Ay aha o da güzel ha. Ana o. Çok o da güzel. Şöyle abi ister misin? Abilerimiz de var. Yok Sunay öyle bir şey giysin arkadaşlar. Mavi abiye. Düğün gün valla. Yok yok şu pembeyi çıkarsın abi az. Pembe de olur. Onu yok. Al. Aha bu güzel kız Sunay. Güzel mi abla? Buyurun bakalım. Hakikaten güzel. Hadi bir giy bakalım Sunay abla. Aha bana bir giysene Sunay. Tamam giyeceğim ben. Düğün gün vallahi şöyle. Boşver gelin Luhan sahte böyle bir şey giymedin. Yok gelin ama anne de sen gelinliğin giydin. Benim gelinliğimle gel. Sunay gelin oldu. O zaman öyleydi ama. Valla öyleydi. Ablamın gelinliğini giydim. Evet. Kafasına da yeni aldık kafa tülünü. Dur benim gelinliğime çok gelin olduk öyle arkadaşlar. Evet. Şimdi alışverişe çıktık. Kayıntamın işte o zamanları urba alınırdı. Evet. Gelinlere böyle basmalar kesilirdi. Ondan sonra neyse evet. Rahmetli kayınatam soktu bizim mağazaya. İşte dedi ki ne gerekirse onun bacısı var. Benim de akrabam var yanımda. Evet. Öyle giderdi da eskiden öyle. Eskiden öyleydi. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi neyse belki. kestiler eteklikli işte. Neyse gerekli olanları. Hep onlar evde makinede dikilecek. Kendin dikeceksin. Ya da başkası dikecek. Böyle hazır yoktu zamanlar çok. Evet öyleydi. Neyse gelinliğe sıra geldi. Kayınatam dedi ki şuradan dedi bir de dedi, gelinlik versen bize dedi. Adam herhalde rahmetli oldu abi. Ali abiydi. Allah rahmet eylesin. Abinin bir gelinliği çıkarttı. Bir gün burasında var şöyle. Evet. İki gün de şurada var arkadaşlar. Evet. Düz elbise. Sadeydi, sadeydi. Sade evet. Bir şey. Ben onu almam dedim aynı böyle gelinlik. Kızım dedi, niye almayayım dedi. Var ama dedi, size ağır gelir dedi. Kayınpederiyen dedi. Rahmetli kayıntam da dedi ki, varsa dedi çıkart bakayım dedi. Onu beğendim. O zaman tüllü, büllü güzel bir şeydi. Evet. Rahmetli kayınatam Allah razı olsun bana güzel bir gelinlik giydirdi. O zaman evet. Benim gelinliğimle de böyle kaç tane kolu komşu hep düğününü yaptılar, gelin oldular. Ya demek ki bu kadar bereketli bir insansın. Vallahi ya. Melek abla. Melek abla şurada bir tane de trenç var yeni getirdik ya. Güzel bir şeyler varsa çıkart işte. Var trenç. Ha bak.
Büyük bedeninde var. Böyle giyer misin? Bunun varla. Bundan var mı senin? Var benim de. Bunun siyahı var benim. Bunun kırmızısı, yeşilini getirsem. Tamam. Yeşili falan vardı da. Heh, İlk etapta bunu getirdik yani. Tamam. Arkadaşlar benim de bir huyum var bakın. Böyle göz atarım. Çok güzel. Evet, beğendiğim ben rengi bulana kadar ararım evet, bedenini. Evet. Ama böyle onu bana bedava vermezsem. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Abla. Anam vallahi gelin gibi oldun. Ama bu güzel oldu sana. Bu sana çok harika oldu. Ama şöyle bu tarafa doğru gel abla. Ete uzun iş. Eteni kestiririm. Hangisi? Eteğini kestiririz, tamam yaptırırız. Uzun bunu ararım. Belini falan yaptırırız, ha, sorun uzun. Yok. İşte güzel oldu ama. Değil mi? Hakikaten güzel oldu. Üzerine de böyle güzel bir başörtü sade renk. Valla beğenirsen böyle şey, bir tane düğünde giymeye böyle al. Kına gecesinde giymeye de ona. Elbise mi? He. Çok söylemez abi fiyatını. Onu bazarla yaparız. Bazarla yapılacak bir şeye benziyor. Ama güzel ama. Sen bana bırak tamam mı? Tamam. Ben hiç ses etmeyeceğim. Sen hiç karışma bana. Beli iyi geldi de Aco. Beli iyi. Kim aldın mı sattı? Ya, mesela eltiğin çocuğu evlenir giyersin. Benim oğlum evlenir giyersin. Ben daha yani, hiç almam sattı. Almazsın yani. Bunu kına gecesi de giyip. Yine bekar oğlum var. Var. He. Bunu etenle yaptırır. Tamam. Abi yaptır onu. Biz de yaptırırız. Bunda ne var? Terzi de yapar onu. Terziye vereceğiz. Yapalım. Ha. Evet. Buyurun bakalım. Olacak. Nasıl oldu işte? Çok güzel. Şimdi nasıl bir şey istiyorsunuz ama? Güzel oldu. Vallahi ben güzel ama. Bunu da anlaşabilirsek al çok. Sen çıkartıyorsun. Konuş mu? Evet çok. Yok yok. Gelin gibi oldun. Gayet sanki sen buna gecen olacak. Kaç tane var? İki oğlum var, ikinci evet. Gelinim var, şimdi ikinci gelin. Maşallah, yani. Allah sana çok zenginlik vermiş ya. Abi, maşallah. Allah inşallah çocuğunun bahtı da güzel olur. Düğün eşyalarını da buradan alsınlar, gelsinler baksınlar. Bunu beğendin, bunu beğendin. Bunu beğendim. Yani güzel olmuş. Valla var, var, var. Sunay abla dur. Çok güzel etekler var ama şimdi herkesin şeyi farklı. Leoparlı var, beyaz var yok. Mesela. Orada. Yani şu güzel ama biraz evet. Ağır. Her yerde evet. Giyersin evet. Bunu, tamam mı? Güzel. Gömleğin de var diyorsun. Gömleğin yoksa gömlekler çok güzel. Aldım gömlek aldım artık. Ha iyi. Hı. Gömleğin de üzerine yaparsın ya da kalem etek de alabilirsin. Bak yeni kalem eteğim geldi. Kalem etek var ya. Az tut şunu bak Melek abla sen. Ben onu da getireyim sana. Onu da gör. Sen görsen ki biz abi. Bakalım hani üst üste olduğu için anlamıyor insan. Güzel abi. Etek hoşuma. Güzel. Sen güzel de giyerim. Evet. Şimdi Melek abla, sen de hoş geldin abla. Bak şimdi Melek abla, şöyle bir gömlek etek daha var. Kumaş eteklerden daha değerli bak. Yeni çıktı bu model. Esnek, telefonunu falan koyabiliyorsun cebine. Bir de şey, bedeninde var. İstiyorsan bir tane de bundan al. Bunu da 50 lira fazla öbürkünden. Tamam mı? Onu yapar bir şey abi. Tamam. Hiç merhetme sen. Nasıl bir şey bakmıştın ablam benim? İç kıyafet bakmıştım. Ha yok, iç çamaşırı yok. Sadece üst grup var. Ha. Peki, Allah bereket etsin. Ha bu şimdi. Esnek. Sana şu küçük şey. Çok küçük efendim. Yok 44-46 olacak tamam mı abla? Tamam. Kırtı ver bir bakalım ona. Yok şu küçüğü zaten en küçüğü. Şu da bir büyüğü. Lastikli abla. Lastikli he. Eteğine bak bakalım etekler darsa alma. Az dur. Bir dakika o başlıyor. Şey enişte mi tuttu diyordun. 44. Geçen de ben marketten marketten iğne yakadım. Evet. Etek de böyle dar. Kadına. 46. Merdivenden aşağı 46. Düştü. Olmaz. Bu sana olur abla. Bir giy bakalım. 48 de var yalnız tamam mı? Öyle mi? 48'i giysin. 48'i giysin olmazsa. Ben şimdi bedenleri anlayamam onun tamam mı? Kendi şu usta diye Melek diye. Valla diye bugün de iyi yoluna gelmişim diye. Bir can kurtardım diye. Abla. Enişten tutmasa kadının kafası tuğluya vuruldu diye. Yani. Şeye mi basmış? Eteğin üzerine mi basmış? Eteğin çok dar acı. Şimdi bu eteğin altı dar ya. Evet, adamın atarken. Merdivenden inerken adı. Şey yaptı, evet. Kadın düşüverdi. Ha düştü mü? Düştü, düştü. Belli. Enişten tutmasa. Şu 48'i giy abla sen. Kafası gitti de. Sen tuttun abi? Evet. Hay maşallah ya. Şu bir, şu iki. Bak şimdi 400 bunu yaptık. 200 bunu yaptık, 600. 250 bunu yaptık. 600, 850. 800 lira. Tamam mı? Alış fiyatı ama bu. Daha aşağı inersek biz git bizden gider dükkanı ayaklatamayız. Anladın değil mi Melisa abla? Tamam mı? Gel duyuyor. Bekleriz. Çamlı'daki müşterilerime selam olsun. Allah bereket versin. Onun dediği fiyata yapmadık arkadaşlar. Biz biraz daha indik. O 800 dedi ya. Yalnız, biraz daha indik aşağıya. Tamam değil mi? Çekimi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Müşteriye de davranma şekli, güzel konuşması. Evet. Ne bileyim ben. İnsana hitap ediyor.
Ama ben bana yok. Bana getirmemiş abim. Bana göre yok. Bana cumartesi inşallah. Cumartesi. Cumartesi gelemem ki abim daha. Ya ben bulabilirsen ben de başka yerden bakacağım sana şimdi. Şöyle yapayım bak. Kartı vereyim sana ben. Sen bana sor. Ara sor. Tamam mı? Geldin bana ürünün var mı de. Ben hiç işimi garantiye alayım ki. Cumartesini beklemiyorum. Şimdi bak dün daha üründen yeni geldim. Evet. Şimdi anne grubunu bayağı azaltmışlar. Gençler için daha çok şey yapmışlar. Evet. O yüzden fazla... Neyse sağlık olsun artık. Evet. Bulabilirsek alacağız. Evet. Bulamazsak da evde alacağız. Ben giymeye devam edeceğim. Nereye kapı? Sen şunu al. Benim kartım bu. Tamam, tamam mı? Bir ara sorarsın. Ben alayım hadi. Al da ne olur ne olmaz yani. Evet. Bulamazsan yine sorarsın. Tamam. Tut bak şu bir, şu iki, üç. Allah bereket versin. Gün de hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Tamam mı? İçine de çok selam söyle yine. Peki oldu. Hadi görüşürüz abi. Allah bereket versin. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam bak sen kartını ver ben sana şey yapayım. Yani istiyorsan şey yaparsın, kaydedersin beni. Tamam. Kaydında Instagram'dan paylaşıyorum ben. Tamam. Hadi hoşça kalın. Hayırlı işler. Sen müşterilerle ilgilen. Tamam. Müşteriler geldi. Hayırlı işlerin olsun. Evet, Sunay'ın oğlu kaçtı arkadaşlar. Yeni gelmiş. Aykut diye oğlu var, o gelmiş. Yok o benim. Başka bir çok. Bak Fırtına bile tanıdı bunu bak. He? Fırtına bile tanıdı bak görüyor musun? Fırtına bizim oldu belli mi tam da? Daha bir şey kalmadı değil mi? Yok. Size inlete bir iz kaldı. Bizim sıra kalmış he. İyi hadi bakalım. Gençler. Onda ne var başka? Oğlum senin kendin diyor. Başka. Ayakkabılar. Şunda. Üst tarafında. Bayağı yükler varmış. Sunay'ın yüzü gülüyor arkadaşlar. Sunay'ın oğulları geldi bugün. Evet. Sunay konuşsun ha. Ne konuşayım? Şuraların geldi gözün aydın. Sağ ol. Korkan da tabii ki biz hoş beş yaptık bundan da. Yaptı. Şimdi bir daha mı hoş beş yapayım oğullarını? Evde yaparız. Evde kucaklarsın. Hadi görüşürüz. Aynen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Bu kadar yük olacağını tahmin etmedim. Bu kadar olduğum için açtan bırakıyordum ben. Olsun. Valla. Hadi siz de yükleyin. Yok biz eve gidip hayvanların misafirine gel. Tamam. İyi hadi. Hadi inanalım. Fırtına biz eve gidip gel oğlum gel Fırtına. Gel. Fırtına gel. Gel oğlum gel. Eve gittim. Biz eve gittim. Hadi hadi hadi. Kaç arıyorlar oğlum? Gel. Bu Sunay'sız daha durmaz. Sunay. Bu acıkmıştır ona bir şeyler ver. Vereyim bir şeyim yok hazırda. Hazırda mı yok? Ha. Haydi Fırtına teyze yemeği yok mu sağ vermeye gel. Gel oğlum gel haydi gel. Gel oğlum gel. 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 Gel ben vereceğim sana gel. Haydi oğlum gel. Gel oğlum gel gel gel. 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 Aldım. Onlarsız duramıyor yine. Ben aldım. Şu Rus da almış. Eve gidiyor düşüreceğim bunları. Hadi sen. Yok yok o gider hepsine. Fırtına çeşmeden içiyor arkadaşlar. Suyu bu. İç oğlum. Aferin lan oğlum sen. İç iç. Ne oldu? Soğuk mu geldi oğlum? Soğuk mu geldi? Fırtına soğuk mu geldi? Tavuklar da mısır aldık arkadaşlar. Böyle.
Bunlar beyaz oluyor. Niye ya? Ne? Çiçekler. Onun kırmızısı oluyor, sarısı oluyor. Beyaz pembesi oluyor. Onlar çıktı he. Allah Allah. Özlem getirmiş bunları. Şöyle siyah siyah da tohumlar oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bunlar tohum. Bunlar şimdi buraya düşecek. Seneye yine aynı yerinden çıkacak. Bu da patates çiçeği. Dikmiştim buraya. Şöyle. Ne güzel açtı. Bir sürü tohum olmuş üstünde. Dökülsün buraya. Şuruz da tavukları seviyor. Kopartmış herhalde o. Kabak ne var? Her taraf aldı ki. Lahanalar böyle tam böyle sarmalık, yemelik, çorbalık, süzmelik işlerinden toplayacağım. Güzel oluyor. Bu karpuzun da teva böyle buralara aldı. Bu üzüm yine o tarafa doğru şuhruz da. Ha. Üzümün teva maşallah da nereye gitti? Maşallah iyi büyüdü bu sene. Büyüdü. Şu fasulyeden arkadaşlar inanın ki tohum edineceğim. Ama çok döküyor maşallah. Onun şundan tohum edineceğim. Kabağın tevanı kopartmışsın şuhruz da. Aha orada bırakmışsın. At da kızların önünde yesinler. İncirimize bakın arkadaşlar. Bunda ağzına kaç kere dikine atmışlar şuhruzda? Kaç tane atmışlar? Çok mu atmışlar? Vallahi. Kes ya bıçağı çal gitsin. Ne? Bıçağı çal gitsin. Nereye çalayım bıçağı? Ağzına. Ben hırsız mıyım? Bıçağı çal gitsin diye. Paşa! Oğlum! Geldik. Anası bari. Nasıl bari oğlum? Oğlum bari ya. İlk önce tavuklarımızı şöyle bir vermişiz de. Mısır yediriyorduk arkadaşlar biz. Şuruş da dedi ki Melek de buydar alacağım. Dedim ki bak buydar onları beslemez dedim. Lahuma gitmedi. Fakat buydar niye besleyeyim ben o aşağı işte. Buydar tavukları beslemiyor. Hayvanlarımız zayıfladı. Şuruş da bugün onlara mısır aldı. Aslında yarım tuval buydarları var da. Benden karıştırdım yediririz. Al dedim ona. İçinde her şey var. Bakın. Gördün şu hırsızda. Ne her şey? Kağıt. Toprak. Tabii ki hayvanlara böyle vermeyeceğim bunu. Yıkayacağım. Bunlar ilaçlı arkadaşlar. Şöyle sudan geçireceğim bunu. Tavuklar hep gözle bekliyor. He bekliyorlar. Yemin bak onlar bile öğlen saatini biliyorlar. Biliyorlar. Vallahi. Aynen. Sabah veriyor. Öğlen veriyor bir de akşam. Ne diyorum kabak da bayağı büyümüş orada ha. Evet. O da düşmesin aşağı. Şuradan çıkan şeye bakın. Değil mi Melek Hanım? O çıkan şurada. Şu suya bak. He. Üstü kötü değil mi onun? Bak şuna bak. Oo. Böyle yıkıyoruz kovayla. Çünkü işte bazı kere buydarı yıkıyor, bazı kere yıkamadı. Ay bilmiyorum tavuklarımız niye öyle zayıfız da hayvancağızlar. Zayıfladılar.
Evet Melek Hanım, sen dediğin gibi ilaçlıymış ha. Tabii canım, ilaçlı bunlar. Nasıl bari gördün mü? Şu ana din bari ya. Övün zamanı, övün. Her şeyin vakti saati var derler ya. Aynen öyle. Onlar da her şeyin vakti saatini biliyor. Arkadaşlar korkanı bugün altın üstüne getirdim. Sunay'ı aldık. Sunay'ın beğendiği kıyafetlerden Sunay'ı aldık. Ama bana göre yok. Bulamadım. Bir ayakkabı aldım ayağıma. O kadar. Daha ben kenara bırakalım şu Rus'ta bunu. Ben şu hayvanlarıma şöyle bir çanak bir yem vereyim arkadaşlar. Oo güzel. Şöyle dolu dolu. Bir yesinler. Onların yeri var zaten. Var. Gel. Arkadaşlar da görsün şu Rus'ta. Şunlara bak. Hemen de buraya mı gel? Hiç buyları yememiş her yerden. Buydar yemiş. Sen yere buyları niye yer attın herif? Yere atma buyları. Gel gel gel. Haydi haydi haydi. Hay. Ayağımın yanına gelin. Gelin gelin gelin. Ayağına basarım sonra. Hadi gelin gelin gelin. Gelin gelin hadi. Hadi. Size basa gittim. Gelin. Bak bak bak. Bak bak. Pilav kalır bunlara veririm hemen. Hiç danıya falan da vermem. Hiç sorma ya vallahi. Vallahi çok hayvanımız ya. Yine. Öbür sana sen koyayım, bir şey bekle bak abi önde. Ne? Önde senden bir şey bekle bak. Salata yiyeyim bak sen. Onlara sulanı da vereyim şu kısa. Su falan devirmiş onlar. Onlara büyük bir kova yapmak lazım onlar aslında. Büyük kova da olmuş. İçine gidiyor o civcivler. Ne? Su mu içeceksin? Anam susadın mı sen? Bana nasıl dolanıyor bak peşinde bak. Su istiyor su. Değil mi? He, su alayım da geleyim bunlara. Nasıl güzel yiyorlar görüyor musun? Ama şu ziyat çıplak oldu ha. Ya. Şuna bakın arkadaşlar, böyle bir şey var mı ya? Şu da siyah çok güzel. Arkadaşlar bir de holluğa bakalım ne var, ne holluklarda. Şöyle iki tane yumurta var arkadaşlar. Bizim tavuklar bu an iki tane yumurtamış. Allah bereket versin. Şurası sen mi götürüyorsun ben? Ben götüreyim ben. Sen götüremezsin evet, Murat. Gel. Sen götür. Evet. Suları ben götüreyim. Hayvanlarımızı sulayalım. Samanlarını verelim şimdi. Tabii tabii. Güzelce. Vermezsen olmaz ki. Olmaz, bağırıyorlar. Abi burada 5-6 gün sonra dışarıda salarız Allah'ın izniyle. İnşallah. Otlar şimdi, gelsin az bahçeye. Az gelsin. Şimdi böyle salarsak dışarı. Ot yok. Nereye gideceğiler belli olmaz. Belli olmaz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası dedim Melek ben götüreyim sen götür ha. Hayvanlarımızın suyu gidiyor arkadaşlar. Böyle buralarda kazmamızı, küremizi, tırmığımızı. Şöyle hayvanlarımızın kovaları. Armudun dibine armutlar düşmüş. Hırsız onları getirmiş böyle. Gübreye atarken toplu meyveler düşene. Hayvanlara doğruyuz onlara. Şu hırsız sularını verseydin ya önlerine. Hı? Sularını verseydin ya. Verdim, şimdi vereceğim. Şöyle ortamı temizleyeyim şöyle de.
Paşa? Paşa? Paşa o, paşa ya. Karnı nasıl, göz gibi? Hadi sen üç gülüm. Ceylanımızın karnı büyüdü. Memeleri bayağı yenildi, yenili var. Bir erkek çıkarsan olacak. Allah ne verirse olacak. İnşallah erkek olur yine. Demiyor, niye erkek istemiyordun ya, ne oldu şimdi? Çiçek şöyle dur kızım. Çiçek öyle dur. Ceylan böyle dur. Evet. Onlar da gübresine. Bir arabası çıktı gübre yine. Çıktı, çıktı. Ver sulan da hayvanlarına. Tübhanlıçı. Paşa. Paşa'ya da geçeceksin. Tamam, bugün burada değiliz. Cille bu suyunu çalmış bak. Çiçeğin suyuna gidiyor değil mi? Hiç sorma ya. İşte kovada sallanıyor şükrü. On içmiyorlar onlar. Paşa ne oldu oğlum? Ne istiyor? On numara paşam ya. Değil mi paşam? O da susamış. Paşanın yemi bir de iyi yem daha. Tabii tabii. Anne bak. Onun için. Bakayım. Paşaya bakın arkadaşlar. Koç oldu koç. Paşa mı? Bayağı susamış. Çiçek bir kova daha içer. İçer mi? İçer. Paşa. Oğlum bana bak bana. Sana da vereceğim su büyümüş sana da. Büyümüş mü arkadaşlar paşa? Paşa ne kadar büyüdü baksana arkadaşlar, koskoca oldu ya. Evet bunlar da böyle su içiyorlar böyle. Böyle. Kuyruğu nasıl vuruyor bana bak, küp küp vuruyor. Bu biliyorsunuz ceylanımız. Bu bir başka. Ceylan sen kovan var. Sen onun kovasını yok, yapın yok, anne. Yok yok, illa onu içecek. Senin var. Aha, aynısı aynısı. Aynısı o ha. Çiçek hep içmedi. Ben bundan paşaya getireyim şu hırsı. Tamam. Bu arada yemeğimizi de hazırladık arkadaşlar. Ahara giderken bunu aynaza koydum. Çayımı koydum. Hemen de geldi yine iki domates. Yarım soğan, iki üç biber derken bir tabakta salata yaptım. Hatta Sunay'a dedim, Sunay çayımızı içelim biz de öyle gidin dedim. Aşkım dedi ki anne dedi, ben uykusuzum dedi. Kalmadılar çaya. Onlar da evlerinin üst tarafına diyeyim bıraktık hemen. Ellerinde fazla bir yükleri yoktu. Koli çok yenikti. Ağır değildi kolileri. Bugün de böyle Sunay'la beraber geçirdik arkadaşlar korkunda ama vallahi gezmekten sanki belimin şöyle şu an bir ağrımış var ya. Gezdiğime göre keşke kendime de kıyafet bulsaydım, bulamadım. Yani beğendiğim bir şeyi almak istiyorum. Beğenmediğimde niye alayım, giyeceğim aman bir günlük diye. Bu parayla veremem ona. Beğeneyim ki bir kere değil 10 kere giyeyim. Sağlık olsun. Gidebilirsem, zamanım olursa Fas'a gideceğim. Ama zamanım olursa tabii ki. Ondan sonra zamanım da olmazsa. Yapacak bir şey yok. Bir giyim ayakkabı aldım ben ayağıma sade. Onu çekmedim sizlere. Gezdik, dolaştık Sunay'la. Pat patla gitmiştik zaten Korkan'a da. Pat pat arka tarafa cadde ortası yasak cadde içinde. Rahatsız ediyor milleti. Rahatsız ediyor diye. Bugünkü günümüzde Sunay'la geçti. Sunay da çok mutlu. Çocukları geldi ya. Allah her daim mutlu etsin. Allah herkese her daim mutlu etsin. Sevenleriyle, yavrularıyla, sevdikleriyle, eşiyle, komşusuyla, dostuyla, her şeyi Allah'ın hayırlı eylesin. İnşallah ilk adımları atlarsak da artık gerisi gelir. İnşallah bir ömür boyu da mutlu olurlar arkadaşlar.